Bu videomuzda Atatürk'ün tek başına video olamayacak az bilinen 6 anısını sizler için derledim. Serinin 6. bölümüne başlayalım. Bugünün Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışmakta olan Kaymakam İbrahim Bey'in oğlu Kemalettin Efendi, büyüklerinden öğüt almak için bir defter almıştı. Defterin başına da 2 adet fotoğrafını yerleştirmişti. Babası aracılığıyla dönemin ileri gelenlerine yazılar yazdırmaktaydı. Doktor, vekil, şair, sanatçı. Toplam 30 kişi öğütlerini deftere yazmıştı. Bu defter 2 yıl sonra İsmet Paşa'nın önüne geldi. Paşa şöyle yazdı. Kemalettin, evladım, ülkü sahibi, doğru, çalışkan ve sözünden dönmeyen ol. İyi bir Türk olabilmenin, hayat mücadelesinde galip olmanın koşulu bunlardır. Kemalettin Efendi hatıra defterini son olarak Mustafa Kemal Paşa'ya sunmuştu. Mustafa Kemal Paşa defterdeki yazıların hepsini okuduktan sonra genç Kemalettin Efendi'ye hitaben defterin sondan bir önceki sayfasına şunları yazmıştır. 19 Eylül 1923 Ankara Çankaya. Oğlum Kemalettin, babanın ahlaklı bir insan, temiz bir asker olduğunu öğrendim. Seni fotoğrafından tanımaya çalışmayacağım. Babanın verdiği nasihatler kıymetlidir. Ben yalnız şunu ekleyeceğim. Hatırat defterini başkalarının yazılarıyla doldurmayı heves etmektense, hayat defterini kendi faaliyet ve fazilet eserlerine doldurmaya bak. Şimdi ikinci anımıza geçelim. Her birimiz Atatürk'ün bir çocuğu olsa acaba ne olurdu diye düşünmüşüzdür. Atatürk ise buna şöyle cevap vermiştir. Ankara'da bir balo verilmekteydi. Arkadaşı Asaf İlbay, eşi ve kızı da bu baloya gelmişti. Asaf İlbay anlatıyor. Paşa ayağa kalktı. Bize yer göstermek lütfunda bulundu. Oturduk. Kızıma baktı ve dönerek kızım Bediye'nin adını ve yaşını sordu. 16 yaşında olduğunu söyledim. Paşa bulunanlara hitap ederek Asaf'la bir mahallenin çocuğuyuz. Belki de aynı yaştayız. Demek ben de vaktiyle evlenmiş olsaydım 16 yaşında çocuğum olacaktı dedi. Çok duyguluydu. Güzel gözlerinin nemliliği fark ediliyordu. Eşim ayağa kalktı. Paşam, bütün millet sizin çocuklarınızdır dedi. Doğru, işte ben de bununla teselli buluyorum. Evet, milletim sağ olsun. Sonra konuyu şöyle noktaladı. Belki benim çocuğum olmadığında bir hikmet vardır. Çok sevdiğim bir tayımın ölümünden o kadar etkilenmiştim ki günlerce acısını unutamadım. Yemek yiyemedim. Ya çocuğumu kaybetmiş olsaydım ne olurdum bilemem. Üçüncü anımız Atatürk ve annesiyle ilgili. Atatürk annesinin hasta olduğunu biliyor, bunda kendisinin sürgün cezalarının hakkında çıkan idam kararlarının etkisi olduğunu düşünüyordu. Milli mücadelenin ortalarında annesini Ankara'ya getirmişti. Sık sık elini öpmeye gitmekteydi. Zaferden sonra da annesinin elini öpmeye giden Atatürk annesinin elini öpmüştü. Zübeyde Hanım birden oğlunun elini tuttu ve onun elini öpmeye kalktı. Mustafa Kemal elini çekmek istedi. Anne, ne yapıyorsun dedi. Zübeyde Hanımsa şöyle dedi. Ben senin annenim. Sen benim elimi öpmekle bana karşı olan vazifeni yapıyorsun. Fakat sen vatanı ve milleti kurtaran bir devlet başkanısın. Ben de bu aziz milletin bir ferdiyim ve senin elini öpebilirim. Şimdi Atatürk'ün gençlik yıllarına gidelim. Dördüncü anımız. Sizce Atatürk'ün rehberi kimdi? Atatürk bu soruya Çanakkale Savaşı öncesi Sofya'da şu cevabı vermişti. Sofya'da bir Türk genci soruyor. Siz Türk tarihinde kendinize rehber seçtiniz mi? Ben Gazi Osman Paşa'yı kendime rehber olarak seçtim. Ömrüm boyunca onun yolunu takip edeceğim. Türk ruhu Plevne'de yeniden kendini bulmuştur. Millet yolundaki mücadelemizde daima sembolümüz Plevne'de doğan milli ruh olacaktır. Felaket günlerinde Plevne Harbi'ni ve Osman Paşa'yı düşüneceğiz. Sizin de kahramanlık sembolünüz Gazi Osman Paşa olsun demiştir. Atatürk'ün annesi de Osman Paşa'nın çok büyük bir hayranıdır. Bunu Makbule Hanım'ın anılarından görmekteyiz. Beşinci anımız 1. Dünya Savaşı'ndan. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı için Genelkurmay'da çalışan İttihat ve Terakki hayranı bir arkadaşıyla tartışmış ve bir öngörüde bulunmuştu. Mustafa Kemal, ordunun tüm sırlarının Almanlarla paylaşılmasını ve en önemli yerlere Almanların getirilmesini doğru bulmuyordu. Tartışma sırasında Mustafa Kemal'in ismini vermeyip Genelkurmay'da önemli bir mevki sahibi olan Tanin gazetesinde takma adla yazı yazıp ve 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden dediği arkadaşı savaş hakkında eleştirilerde bulunan Mustafa Kemal'e şöyle demişti. Arkadaş, bizim tecrübemiz senden çoktur. Seni duygusallığa ve hayalciliğe yönelten şey memleket ve milletine aşkındır. Ama düşünmüyorsun ki bu memleket ve halk senin hararetli aşkına zannettiğin kadar layık mıdır?
Bizim bazılarımızda pek büyük adamlar var. Sen henüz onlarla konuşmamışsın. Memleketin her tarafındaki başarılarının esrarını anlayamamışsın. Eğer bir defa kendileriyle görüşsen, aynı fikirleri kabul etmekte bizden daha ileri gideceğine şüphe yoktur. Kimlerden bahsedilmek istediğini pekala anlamıştım. Fakat teyit ettirmeye lüzum görmedim. Büyük bir hata içinde bulunduklarını söylemekle yetindim. Muhatabım ki 1. Dünya Savaşı'nda vefat etmiştir. Heyecan içindeydi. Diyordu ki, Kemal, bizi rahat bırak. Sonra vicdanen mesul olursun. Biz öyle şeyler yapacağız ki neticesinden sen de memnun olacaksın. Dünya da hayrette kalacaktır. Ne söylersem bütün sözlerimin muhatapsız kalacağını kanaat ederek susmayı ve düşünmeyi tercih ettim. Yalnız bu diyaloğa kısa bir cümle ilave etmekten kendimi alamadım. Evet, çok şeyler yapacaksınız. Fakat yapacağınız şeyler, korkarım ki memleketi çıkmaz bir girdaba sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Eğer ben ve benim gibi düşünenler o gün hayatta bulunursak, sizin bugünkü sözlerinizi takdirle yad etmeyeceğiz. Temenni ederim ki bizi içinden çıkılmaz zorluklar içinde terk etmeyesiniz. Muhatabım sözlerimin ciddiyetini ve samimiyetini anlamış görünerek, merak etme kardeşim, dedi. Şimdi gelelim 6. ve son anımıza. Yabancı bir gazetede Atatürk'e muhalif olan bir kadın, Atatürk hakkında sokak çocuğu ve zalim yazmıştı. Atatürk, yat kulübünde olduğu esnada arkadaşlarına bu makaleden bahsederek şöyle bir konuşma yaptı. Bana sokak çocuğu diye yazmışlar. Ben pek küçük yaşta leyli bir talebe olarak askeri mekteplere girdim. İdadiden harbiyeye, oradan orduya hizmete gittim. Sorarım sizlere, benim sokakta oynamaya vaktim var mıydı? Bana zalim diyormuş. Ben eğer bu vatana ihanet eden birkaç adamı mahkemeye verdiysem, kanun dairesinde bu adamlar cezalarını buldularsa, benim onlara karşı sevgimden ziyade Türk milletine sevgim daha büyüktür. Bu sebeple Türk milletine onların yaramaz vücutlarını feda ettim. Evet arkadaşlar, videomuzu Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde otururken söylemekten çok hoşlandığı bir şiir mısrasıyla noktalayalım. Eğer sevgili benden canımı isteyecek olursa canıma minnet. Can dediğin nedir ki onu cananıma kurban etmeyeyim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenir, arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana güç verirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.